Zenginlik ya da asil bir ünvan için hiçbir arzum yok. Benim sevgim antik çağdaki insanların fırçalarından çıkan harfler için. Mi Fu 1051-1107. Çince okuyamadan Çin kaligrafisini takdir etmek zor bir şey gibi görünebilir. Peki neye dikkat etmek gerekir? Aslında herkes Çin kaligrafisindeki çizgilerin soyutluğunu takdir edebilir. Yazma anındaki enerji bitmiş olan eserlerde de görülmektedir. Fırçayı kullanırken hızı değiştirip fırçaya daha fazla kuvvet uygulamak bir ritim yaratır. İzleyiciler bu ritmi bir dans gibi izleyebilirler. Siyah mürekkeple zıtlık yaratan kırmızı mühürler kompozisyonu canlandırır. Bunlar sadece sanatçının mühürleri değildir. Eser sahipleri ile koleksiyoncuların da mühürleri bulunmaktadır. Daha saygın olan eserlerde daha çok mühür vardır. Fırça, kağıt, mürekkep ve mürekkep taşı bir alimin stüdyosundaki dört hazine olarak bilinir. Bir şiiri uygun kaligrafiyle yazabilmek, bilgili Çin kaligraflarının çoğu için ulaşılabilecek en ideal durumdur. John Way, hayatının büyük bir bölümünde bu yazma sanatı üzerinde çalışmıştır. Kendisi kaligrafinin çağdaş ustalarından biridir. Burada John Way, kaplan karakterini dört temel kaligrafi stiline göre yazıyor. En eski stil 4000 yıllık ve bu stilde kaplan kolayca fark edilebiliyor. Bundan birkaç yıl sonra karakter tamamen soyut bir şekle dönüşmüş. Karakter hayali bir karenin içine düzgünce yerleştirilmiş gibidir. Her bir fırça darbesi dikkatlice uygulanır. Yazı hızlı fırça darbeleriyle karışınca karakter neredeyse okunmaz hale gelir ama çok çarpıcı olur. Etkileyici niteliklerinden ötürü birçok kaligrafın favorisi de bu stildir. Son stil yaklaşık 2100 yıl önce geliştirilmiştir. Bu stil günlük yazılarda hatta hareketli şehirlerin neon tabelalarında kullanılmaktadır. Tüm bu stiller günümüzde hala kullanılmaktadır. Bu da Çince'yi hala kullanılan en eski dil yapar. Neredeyse 4000 yıllık bir geçmişi vardır. Tabii her Çince karakter bir sanat eseri değildir. Kaligraf olmak için yıllarca süren bir eğitimden geçmek ve antik çağdaki örnekleri kopyalamak gerekir. Gerçek bir uzman tarafından uygulandığında kaligrafi sadece güzel yazı değildir. Yazılış tarzı hem karakterin görüntüsünü hem de sanatçının mizacını yansıtmaktadır. Az sayıda sanat eseri sanatçı ve izleyici arasında böyle samimi bir ilişki kurmayı başarır. Bu da kaligrafinin bu kadar uzun zamandır itibarının yüksek olmasının sebeplerinden biridir.